Kıbrıs'a yatırım yapmak isteyenler ekran başına. Çalanur Hanım gayrimenkul yatırımdaki tüm puf noktalarını iş dünyası ile paylaştı. Efendim, son zamanlarda Kıbrıs'a olan yatırım eğilimi her geçen gün artıyor. Ancak doğru yatırımda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu soruyu yanıtlayacağız. Bunun için de yanımızda önemli bir isim var. Çağlanur Sürer'le birlikteyiz. Merhabalar Çağla Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gerçekten çok sıcak ve samimi karşıladınız, evet, bizi. Çok teşekkür ederim. Aynı şekilde siz de öylesiniz. Gerçekten teşekkür ederim. Çok mersi. Dilerseniz önce sizi biraz tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? Sizden dinleyelim. Tabii ki. Aslında bakıldığında hukuk fakültesi mezunuyum. Bir hukukçuyum. Ama gayrimenkul hukukun her zaman bir eğilimim, bir isteğim vardı. Daha sonrasında babam da Kıbrıs galisi olduğu için bir Kıbrıs aşığı olarak yetiştirdi babam beni. Daha sonrasında buraya geldim. Bir firmanın CEO'su olmuştum. Baktım gerçekten gayrimenkule alakalı güzel işler yapabiliyorum. O zaman kendi şirketimi açayım dedim. Ve gayrimenkul alanında, yatırım alanında şu an faaliyet gösteren bir şirketim var. Tabii yatırım aslında kavram olarak bildiğimiz ancak faaliyete geçtiğimizde, evet, tökezlediğimiz bir durum oluyor. Bunu doğru yatırıma dönüştürmek için hangi hamlelerde bulunmamız gerekli? Öncelikle araştırmamızı gerçekten iyi yapmamız gerekiyor. Eğer gerçekten yatırım amaçlı bir şey faaliyet göstereceksek, nereden, hangi firmayla çalıştığımızı, nereden ne istediğimizi veya ne beklediğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Daha sonrasında seçimleri doğru araştırmayı yaptıktan sonra seçimi de iyi yaptığımızda karşılığını gerçekten rahatlıkla alabiliyoruz. Doğru bir yönlendirme de yönlendirme sizin tarafınızdan aynen gelince aslında başarılı sonuçlar elde ediliyor. Kesinlikle öyle. Peki biraz Kıbrıs'a yönelelim. Hı hı. Burada çok sayıda yatırımcınız var. Evet. Çok kısa sürede de aslında güzel bir portfolyoya sahip, evet, olmuşsunuz. Nasıl bir hedef kitleniz var burada? Siz de dinleyelim. Şimdi şöyle, evet, bir yıl içerisinde gerçekten çok büyük bir ivme kazandık şirket olarak. Rus ayağı, İran ayağı, Balkan ayağı, gerçekten böyle dalga dalga büyüyen bir portföyüm var. Aynı zamanda çalıştığım 150 alt acentam var. Tabii ki hem Balkanlar hem Avrupa ülkelerine satış yapmayı daha çok seviyorum ama Türkiye'den de vatandaşlarımdan da vazgeçemiyorum. Bizim ülkemizin vatandaşları da gerçekten burada yatırım yapmaktan mutluluk duyuyor. Çünkü Türkiye ile kıyaslandığında burada yatırım yapmak çok avantajlı. Evet, aslında bu avantajlardan da bahsedelim. Çünkü hali hazırda yatırım yapmak isteyen, evet, sevgili izleyicilerimiz de olabilirler. Kıbrıs'a neden yatırım yapmalıyız? Şimdi ilk söyleyebileceğimiz şey, evi alırken, satarken döviz üzerinden gerçekleştiriyoruz tüm alımları, satımları. Daha sonrasında eğer kişi yatırım amaçlı aldıysa ve evde oturmayacaksa, kiraya verirken de pound üzerinden, tekrar döviz üzerinden kiraya veriyor. Amortisman süresi de döviz bazında olduğu için tabii ki hemen düşüyor. Normalde Türkiye'de bir ev aldığınızda amortisman süresi 50-55 yılken, burada bir ev aldığınızda 10-12 yıl içerisinde süre değişiyor ama çok kısa bir süre bakıldığında. Burada 6 ay hatta 9 ay yaz mevsimini yaşıyoruz. Gerçekten kış mevsimi çok kısa bir süre. O yüzden de tercih ediliyor daha çok burası. Onun dışında gerçekten İran olsun, Rus olsun çok kalabalık bir popülasyondan bahsediyoruz. İnsanlar aslında bu popülasyonu da seviyor. Sadece Türkler değil, aslında sanki yurt dışında yaşıyormuş gibi burada yatırım yapmayı da seviyorlar o anlamda. Üstelik kendi dillerini konuştukları, kesinlikle, bir yurt dışı ayağı. Aynen öyle. Bir de hani dışarıda bakıldığında TL harcama yapıyorlar. Kira getirisi pound. Dışarıda Türkçe konuşuyorsunuz. Yeme içmeye gittiğinizde yabancılarla karşılaşıyorsunuz. Ya gerçekten güzel bir yer. Peki. Müşterileriniz hem yurt içinden hem yurt dışından var. Dolayısıyla aslında onlara göre yer ve bölgede belirleyebiliyorsunuz. Tabii ki, sanırım. Tabii ki. Bu konuda nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Şimdi gelen kişiler illaki ilk bana sorulan şey Girne olsun. Çünkü hani genelde Türkiye'de mesela Girne daha kalabalık ve küçük bir yer olduğu için orayı hemen teklif ediyorlar. Oradan olur mu acaba diye. Ama aslında bakıldığında Gazi Mağusa olsun, Lefke olsun, Kıbrıs'ın her yerinden yatırım yapılabilir. Evet. Ada ülkesi olduğu için zaten tüm kesimler denizle çevrili. O yüzden rahatlıkla diğer bölgeleri de tercih edebilirler.
Kişinin sadece ben ilk şunu soruyorum. Villa mı tercih ediyorsunuz yoksa yatırımlık 1 artı 0 mı 1 artı 1 mi? Ona göre zaten projelerimiz var. Her projeye de çalışmıyorum. Güven veren sağlam firmalarla çalışıyorum. Toplam 12 firma ve 45 proje. Kişinin isteğine bağlı aslında yönlendirmeyi yapıyorum. Bizi izleyenlere özellikle yatırım yapılacaklara neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsinler? Öncelikle buraya geldiklerinde bize yani CNS Investment'a rahatlıkla ulaşabilirler. Biz her türlü hem hukuki olarak hem de istedikleri portföyler olarak onların yanında oluyoruz, destek sağlıyoruz. Mutlaka Kıbrıs'a geldiklerinde ulaşmalarını dilerim. Çağla Hanım çok keyifli bir sohbeti oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Asıl ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kıbrıs'a doğru yatırım için neler yapmalıyız? Bu sorunun yanıtını aldık. Bir kez daha sizlerin huzurunda Çağla Hanım'a teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.